Hep deniyor ya, nerede o eski Ramazanlar? Ah o eski Ramazanlar. Maalesef eski Ramazanlar yok çünkü eski şuur yok. Eğer bu şuursuzlukla devam ederse toplum bundan 10 sene sonra "Aa Ramazan mı? O ne?" falan diyecek yetişen nesil. İşte bunu dedirtmemek için lütfen çocuklarınıza Ramazan ne demek öğretin. Oruç çocuk küçükken alışkanlık elde edinecek bir ibadettir. Küçükken ufak ufak alıştıracaksınız ki büyürken yapsın, büyüdüğü zaman da hayat biçimi haline getirsin. Aynı namaz gibi, namaz kılmak gibi. Nasıl ki çocuklarımızı her türlü etkinliğe götürüyoruz, değil mi? Nasıl ki çocuklarımızı spora götürüyoruz, kurslara götürüyoruz ki onlar da lazım. Aynı şekilde ibadetler de tüm dinlerde çocuk küçükken ona öğretilecek ve onun ibadetleri alışkanlık yaptırılacak şeylerdir. Bunun aksini söyleyenleri anlamıyorum. Yani okula çocukları yollamayın, hiçbiri çok fazla gitmek istemez ama gitmeleri lazım, okumaları lazım, değil mi? Onun için destekliyorsunuz, imrendiriyorsunuz. İnanç ve ibadetler de böyle bir şey. Küçükken baskı yapmadan, yormadan, sevdirerek, korkutarak değil. Allah'ı doğru anlatacaksınız. Allah'tan kork falan değil. Allah'ı seven, birini seven zaten onu üzmez. Değil mi? Mantık budur. Allah'ını seven de, değil mi? Allah'ı üzmemek için onun istediği gibi olur. İşte nerede o eski Ramazanlar? Sözü şu anda böyle ama eğer kendimize gelmezsek, Müslüman toplumlar hepsi için söylüyorum, 10 sene sonra "Ah Ramazan ne? Ramazan mı? O ne? Oruç. Ah ne?" diyen bir nesil olacak. Sonra da o nesli kimse suçlamasın. Çünkü nasıl yetiştirirseniz öyle geliyor. Neyi öğretirseniz onunla karşınıza çıkıyor. Ne kadar şımartırsanız o kadar asi oluyor. Ne kadar öğretmezseniz o kadar gözleri kör oluyor. Yapmayın. Kendinize ve çocuğunuza bir iyilik yapın. Neye inanıyorsanız onu ona doğru öğretin. Ve küçük yaşlarda bu alışkanlığı sevdirerek onlara edindirin. Hadi bakalım. Hayırlı Ramazan olsun. Ve bu Ramazan ayında da gerçekten hem etrafımızdaki ihtiyaç sahiplerini hem de deprem bölgesini unutmayalım. Zaten çok güzel çalışmalar var. İftarlar verilecek. Ama o insanlar evlerine geçene kadar ben inanın yediğim yemekten utanıyorum. Yani bu belki bana özel bir şey. Bu yüzden yaşayalım, hayata tutunalım, çalışalım ki yardım edelim. Ama her zaman ne diyorum? Abartmadan normalleşelim ve yardımlaşma ruhunu kaybetmeyelim. Hiçbir şey yapamasak, değil mi? Büyük harflerle deprem yazıp 1866'yı AFAD'a yollayalım. Evet, Ramazan'ın şuurunun baki kalması dileğiyle efendim, hayırlı Ramazanlar.